Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuza geldi, sağ olsunlar. Bu akşam Uşak'tan, Isparta'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Soru yolculuğumuz boyunca siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi Ben Bilirim başlasın. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhaba, ben Eda Coşar. 38 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. Evliyim, bir oğlum var. Özel bir firmada tıbbi mesul olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Deniz Çakın. 1984 Uşak doğumluyum. Evli ve iki kız çocuk babasıyım. Uşak'ta kliniğimde diş hekimi olarak çalışmaktayım. Ben Bilirim yarışmasını ekrandan zevkle takip ediyorum. Daha fazla keyif alabilmek için stüdyoya gelip yarışmak istedim. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Tayfun Çetinkaya. 30 yaşında bir mali müşavirim. Samsunluyum, İstanbul'dan katılıyorum. Kelime oyunlarını ve bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, Ebru Nur Özçelik ben. 25 yaşındayım, yarışmaya Isparta'dan katılıyorum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Isparta'da özel bir kurumda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktayım. Yarışmaya olduğu zamandır takip ediyordum, ne zamandır başvurmak istiyordum. Kısmet bugün neymiş? Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört şehrimizden dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam bir numaralı masamızda Uşak'tan misafirimiz Deniz Bey var. İki numaralı masamızda Isparta'dan Ebru Hanım'ı ağırlıyoruz. Üç numarada İstanbul'dan Tayfun Bey var. Ve dört numaralı masamızda da Ankara'dan misafirimiz Eda Hanım var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Dönelim Deniz Bey'e. Hoş geldiniz Deniz Bey. İsmim Deniz Çakın. 1984 Uşak doğumluyum. Evliyim. Biri 8 yaşında, biri 1,5 aylık iki tane kızım var. Allah'ım. Diş hekimiyim. Uşak'ta özel kliniğimizde diş hekimi olarak çalışıyorum. Yarışmada arkadaşlara bol şans diliyorum. Umarım keyifli, zevkli bir yarışma olur. Güzel geçecektir eminim. Önce antrenmanda gerçi Ebru Hanım kimseye puan kaptırmadı. Evet. Ama bir yandan da enerjisi yüksek bir ekip var. Keyifli bir akşam dilerim. Deniz Bey, ayaklarınıza sağlık. Bu arada bizim Deniz Bey ile bu ilk yarışmamız değil. 8 sene önce Süper Bulmaca'da yarışmıştık. Hatta kızı Nehir o zaman çok küçüktü. Evet. Şimdi Nehir büyümüş. İkinci bebekleriyle birlikte evet. Geldiler, sağ olsunlar. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Eşinize de teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve iki numaralı misafirimiz Ebru Hanım, Isparta'dan misafirimiz, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Ebru Nur Özçelik ben, 25 yaşındayım, Isparta'dan katılıyorum. İngilizce öğretmeniyim, özel bir kurumda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum, umarım güzel bir yarışma olur. Ben de size başarılar dilerim Ebru Hanım. Ebru Hanım, antrenmanı çok iyi geçirdiniz. Evet. Eve göre biraz daha iyi galiba buradaki performans şu ana evet, kadar. Evet, ben de kendimden böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Valla rakiplerin bakışları antrenmanda değişti. Nazar değmesin diyelim. Sonra bana kalıyor onun şeyi, vebali. Ebru Hanım, başarılar dilerim efendim. Teşekkür size ederim. De bu akşam ben Bilirim'de. Ve 3 numaraya Tayfun Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Tayfun Hoş Bey. Hoş bulduk. Ben Tayfun Çetinkaya. İstanbul'dan katılıyorum. 30 yaşındayım. Bir mali müşavirlik ofisinde mali müşavir olarak çalışıyorum. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası mezunuyum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim Tayfun Bey. Rahatladık mı biraz daha Tayfun Bey? Evet, heyecanı biraz attık. Süper. İnşallah hak edeni kazandığı bir yarışma olur. İnşallah. Son ana kadar herkesin şansının devam ettiği heyecanlı bir yarış olur. Evet. Başarılar diliyorum Tayfun Bey'e de. Tayfun Bey heyecanı atan taraf, bir türlü atamadım diyen Eda Hanım'a dönüyoruz. Ankara'dan misafirimiz. Hoş geldiniz Eda Hanım. Hoş bulduk. Eda Coşar, 1985 Ankara doğumluyum. Evliyim, 9 yaşında bir oğlum var. Tıbbi bir mesleği olarak özel bir firmada, ilaç firmasında çalışıyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir yarışma olur. Bizim anılarımıza da yenileri eklenir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Eda Hanım. Ben de size başarılar dilerim. Sizin mesela Ebru Hanım eve göre yüksek dedi şu ana kadarki antrenman durumunda. Fakat Eda Hanım'ın da tam tersi olmuş. Aynen. Eminim birazdan kıracağız Eda Hanım'ı. Umuyorum. Birlikte. Başarılar dilerim efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Deniz Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Kızım Mercan'ın M'si. Mercan'ın M'si 40 puan değerinde. Açılış sorumuz oyunlardan gelecekmiş, buyursunlar. Genellikle müzik eşliğinde giderek alçaltılan bir çıtaya veya ipe değmeden altından geçme oyunudur. Süremiz başladı.
gelmedi. Ben bilirim o oyunu diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Tayfun Bey. Limon. Limon oldu mu? Limon olmadı. Deniz Bey? Lamba. Lamba doğru mu? Lamba da olmadı Eda Hanım. Lumba. Lumba görelim. Yine olmadı. Ebru Hanım? Limba. Limba ile 30 puan Ebru Hanım'a gider mi? Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Kaldı 20 puan. Buyurun Ebru Hanım. Limbo. Limbo. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, ilk sorumuzda tüm misafirlerimiz butona gitti. Açılışı Ebru Hanım'la yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Ebru Hanım seçecek ikinci harfi. Kardeşim Buse'nin B'si. Buse'nin B'si. 80 puanı var. Anlam bilgisinden geliyor. Mecazen bir soyun bilinen en eskisi anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen varsa butona bekleriz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir soyun bilinen en eskisi anlamındaki ifadeymiş. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 30 saniye süremiz, 50 de puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Deniz Bey. Yedi göbek. Yedi göbek. Deniz Bey de bu cevabıyla açılışını yapar mı görelim. Kutlarız. Size de hayırlı uğurlu olsun Deniz Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Rica ederim. Ve Tayfun Bey için gelecek üçüncü harf. Kız arkadaşım Nurcan'ın N'si. Nurcan Hanım'ın N'si. 80 puanı var ve türkülerimizden alıyoruz sorumuzu. Hekimoğlu derler benim aslıma. Sözleriyle başlayan türkümüzde geçen iki Ordu ilçesidir. Süremiz başladı. Ünye Fatsa. Ünye Fatsa. Tayfun Bey de hoş geldin puanını kazanır mı? Tebrikler. Dördüncü harfimiz için Eda Hanım'dayız. Oğlum Deniz'in D'si. Deniz'in D'si. 80 puanımız da burada var. Kategorisi, anlam bilgisi sorumuz şöyle. Bir konunun bütün yönlerini araştırmaktır. Süremiz başladı. Didikleme. Didikleme. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap didikleme değilmiş Ebru Hanım. İrdeleme. İrdeleme. Doğru mu? Hayır dediler Tayfun Bey. İrdelemek. İrdelemek. Bir harf ekleyip 80 puan kazanır mı Tayfun Bey görelim. Kutlarız. Evet, bu akşam 100 puanı aşan ilk misafirimiz Tayfun Bey oldu. Tekrar tebrik ederim Tayfun Bey. Teşekkür ederim. Buyursunlar, Deniz Bey seçiyor yeni harfi. Yeğenim Öykü Özgür'ün Ö'sü. Öykü Özgür'ün Ö'sü. 50 puan değerinde bitkilerden alıyoruz. Çamgillerden yüksek bölgelerde yetişen, iğne yaprakları kısa ve yassı olan kozalaklı bir orman ağacıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Köknar. Köknar. Doğru mu? Tebrikler. Ebru Hanım seçiyor. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'muzda da 40 puanımız varmış. Bu kez eş anlamlı sözcüklerden gelecek şu soru.
uyum sözcüğünün Farsça kökenli eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Ahenk. Ahenk. İngilizce öğretmenimiz Ebru Hanım buradan 40 puan kazanıp 100'ü aşar mı görelim. Tebrikler. Tayfun Bey ile gidiyoruz harflerimize. Annem Sevil'in S'si. Sevil Hanım'ın S'si. 80 puan değerinde sorumuz ticaretten gelecekmiş Tayfun Bey için. Ticarette bir ürünün çabucak elden çıkmasıdır. Süremiz başladı. Yok satmak. Yok satmak. Görelim. Kutlarız. Eda Hanım için geliyor harf tablomuz. Eşim Ozan'ın O'su. Ozan Bey'in O'su 80 puana sahip ve bu kez sorumuz müzikten ekranda. Sevenler gerçekten gider mi? Gitmekle sevgi biter mi? Sözleri geçen Burcu Güneş şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Gül kokusu. Gül kokusu. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Deniz Bey'den bir maşallah aldınız Ebru Hanım. Tebrik ederiz. Efendim ilk 8 sorumuzun ardından puan tablosuna dönecek olursak Tayfun Bey 240'la lider, Ebru Hanım 190 puanda, Deniz Bey 40'la açılış yaptı. Birazdan Eda Hanım'la da açılışımızı yapacağız. Buyursunlar Deniz Bey. Babam Hasan'ın H'si. Hasan Bey'in H'si 60 puana sahip deyimlerden geliyor. Düşüncelerini karma karışık duruma getirmektir. Nokta nokta alt üst etmek. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Düşüncelerini karma karışık duruma getirmek, nokta nokta alt üst etmek. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Eda Hanım. Zihnini alt üst etmek. Zihnini alt üst etmek. Ankara'dan misafirimiz Eda Hanım, hoş geldin puanını kazanır mı? Kutlarız. Evet, hayırlı uğurlu olsun Eda Hanım. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu akşam tribünü en sağlam misafirimiz evet. Eda Hanım. Kimler vardı kenarda? Teyzem var, oğlum var, arkadaşım var. Evet, teşekkür ederiz. Az önce coşkuyla alkışladılar evet. Açılışı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki sorumuzu Ebru Hanım seçecek. Buyursunlar. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak 80 puan, kategorimiz sağlık, sorumuz ekranda. Hayati bir organda yaşanan sorunla ortaya çıkan, önlem alınmazsa ölüme yol açabilen rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Deniz Bey. Kalp krizi. Kalp krizi. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Deniz Bey de 100 puanı aştı, 120'yi gördü. Tebrik ederim tekrar. Ve dönüyoruz yeni soru için Tayfun Bey. Trabzon'un T'si. Trabzon'umuzda da 80 puan var. Anlam bilgisinden alıyoruz efendim. Kısa süre içinde gerçekleşen ve riskli sonuçlar doğuran dikkatsizlik ya da yanlış davranıştır. Bir nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif ve kutularımızdan biri açılıyor. Kısa süre içinde gerçekleşen ve riskli sonuçlar doğuran
dikkatsizlik ya da yanlış davranış. Bir nokta 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 ne olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Tayfun Bey. Bir anlık hata. Bir anlık hata. Tayfun Bey kendi sorusundan 60 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, bu akşam 300'ü gören ilk misafirimiz Tayfun Bey oldu. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Ve dönüyoruz Eda Hanım'a. İzmir'in iyisi. İzmir'imizde de 80 puan var. Çizgi filmlerden gelecek sorumuz. Ünlü çizgi film ve sinema karakteri Garfield'ın sevmediklerindendir. Süremiz başladı. Gelmedi. Garfield'ın sevmediklerinden. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 puanımız kaldı. Ebru Hanım. Pazartesi. Pazartesi. Doğru diyor Eda Hanım. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Liderlik yarışında fark 60'a düştü. 300'e 240 oldu tablolar. Şimdi Deniz Bey'deyiz efendim. Geliyor harflerimiz. Ekrem'in E'si. Ekrem'in E'si 40 puan. Anlam bilgisinden alıyoruz. Ansızın yüz renginin sararması, solmasıdır. Nokta nokta atmak. Süremiz başladı. Benzi. Benzi atmak. Uşak'tan misafirimiz Deniz Bey, benzi atmakla 40 puan kazanır mı? Tebrikler. Ebru Hanım için geliyor harfler. Fatsa'nın F'si. Fatsa'mızda da 50 puanımız varmış. Giyimden gelecek bu kez şu soru. El emeğiyle yapılan Kastamonu ilimizin coğrafi işaret tescilli giysisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Deniz Bey. Fistan. Fistan. Doğru mu? Hayır dediler. Aradığımız o tescilli giysi fistan değilmiş Tayfun Bey. Yok, varsa gelmedi. Alırım. Gelmedi. Ebru Hanım. Aa, yanlışlıkla bastım. Gelmedi. Ne olabilir aradığımız cevap? El emeğiyle yapılan Kastamonu ilimizin coğrafi işaret tescilli giysisi. Kutularımızdan birini açalım. Fa ne olabilir? Devamı giysi. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Son 30 saniye. Buyurun Deniz Bey. Fanila. Fanila. Doğru mu? Kutlarız. Evet, bu kez farkında olarak basanlardan çok farkında olmadan basanlar vardı. Bir Tayfun Bey bastı, olmadı. Ebru Hanım gitti. O da farkında olmadan basmış. Deniz Bey tebrik ederiz. Puan aldı. Hatta Türk Patent ve Marka Kurumu'nda şöyle bir bilgi aktarılmış. Der ki 2019'dan itibaren korunmak üzere 2020'de tescil edilmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun iç giyim eşyası olarak kullanılan Kastamonu örme fanilası, Kastamonu'nun yöresel el dokuma sanatı ürünlerindendir. Geçmişte sadece iç giyim olarak kullanılan fanilalar zamanla modernize edilmiş ve çeşitli renkler, farklı süslemelerle zenginleştirilerek dış giyim özelliği de kazanmıştır der Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan bilgi. Bir kez daha Deniz Bey'i tebrik ederiz. Bu arada Deniz Bey'e teşekkürler. Ayrı bir coğrafi işaret tescilli ürünle bugün yarışmacılarımıza ve bize sağ olsun gelmiş Uşak'tan. Afiyet Uşak'ın olsun. Meşhur tescilli tarhanasını getirdi. Teşekkür afiyet ederiz olsun. Efendim. Afiyet sağ olsun hepiniz. Ve şimdi Tayfun Bey'deyiz yeni harfimiz için. Çanakkale'nin şeysi. Çanakkale'mizde 70 puan var. Kategorisi futbol. Sorumuz şöyle.
futbol sahasının her köşesine dikilen bayrak direklerinin minimum uzunluğudur. Nokta 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 metre. Süremiz başladı. 1,5 metre. 1,5 metre. Doğru mu görelim? Kutlarız. Eda Hanım'dayız yeni sorumuz için. Üzümün üyesi. Üzümün üyesi 40 puan değerinde. Bir anlam bilgisi daha varmış Eda Hanım. Geliyor. Sözlük anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Tümce. Sözlük anlamına gelen kelime tümce mi? Olmadı. Buyurun Tayfun Tümle. Bey. Tümle. Tümledir o diyor Tayfun Bey. Doğru mu? O da olmadı. Sözlük anlamına gelen kelime. Özellikle eskiden daha yaygın kullanılan, işte büyüklerimiz bunun için bir nokta noktaya bakmak lazım diye kullanırlar. Ne olabilir aradığımız cevap? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 30 puanımız var Eda Hanım. Lugat. Lugat. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 60 puana ulaştı Eda Hanım da bu cevabın ardından. Bizim de ilk turda kalan soru sayımız 8'e düştü. Deniz Bey'deyiz. Ali abimin ası. Ali abimizin ası 60 puan. Kategorisi bitkiler, soru şöyle. Yaz boyunca açan kokulu beyaz, pembe, mor, kırmızı renkli çiçeklere sahip kuduz otu da denilen bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o bitkiyi diyen var mı? Bir kutu açalım. Birazdan bitkimizin görseli de ekrana gelecek. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Deniz Bey. Alinyum. Alinyum. Oldu mu? Olmadı. Alinyum. Alenyum. Alenyum. Oldu mu? O da olmadı. Bir kutu daha dediğim an Ebru Hanım. Alünyum. Alin... alünyum. Ü ile alünyum. 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 Görelim. O da olmadı. Deniz Bey. Alünyum. Alünyum. U. U ile alünyum. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. 20 puanımız kaldı Ebru Hanım. Alisyum. Alisyum. Görelim. Tebrikler. Evet, diksiyon dersi kıvamında geçen sorumuzun ardından puan Ebru Hanım'a yazıldı. Aradığımız bitkimizin de görseli geldi. Tebrikler Ebru Hanım. Teşekkürler. 260 oldu tablosu Ebru Hanım'ın. Şimdi yeni soru seçme zamanı Ebru Hanım için. Ceylan'ın C'si. Ceylan'ın C'si. 70 puanımız var. Anlam bilgisinden şöyle sorulmuş. Gerekli değil, manasındaki sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Gerekli değil manasındaki söz. Buyurun Deniz Bey. Hacet yok. Hacet yok. Deniz Bey 200 puanı aşar mı bu cevapla? Kutlarız. İkincilik yarışında fark ona düştü. 260'a 250. İlk turda kaldı artık elimizde. Son 6 harf Tayfun Bey'deyiz. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat. 60 puan kazanabiliriz. Edebiyattan gelecek Tayfun Bey için şu sorumuz. Yaşar Kemal'in baş kahramanı Umut olan Bir Ada Hikayesi dörtlüsünün üçüncüsüdür. Nokta nokta horozları.
Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Tayfun Bey. Teyyare horozları. Teyyare horozları. Doğru mu? Olmadı Ebru Hanım. Tan yeri horozları. Tan yeri horozları. Evet. Doğru mu? Kutlarız. Evet, Ebru Hanım bu cevabın ardından 300'ü gördü ve liderle arasındaki farkı 70 puana kadar düşürdü. Tebrik ederim. Ve Eda Hanım'dayız. Buyursunlar. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'mızda da 50 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Arkadaş, dost veya ortak görüşü benimseyen kimselerden her biridir. Süremiz başladı. Paydaş. Paydaş. Yoldaş. Yoldaş. Cevabını değiştirdi Eda Hanım. Bakalım sevinir mi, üzülür mü? Görüyoruz. Tebrikler. Güzel çevirdiniz Eda Hanım, tebrik ederim. Kaldı elimizde son 4 harfimiz. Tablo şöyle. Tayfun Bey 370, Ebru Hanım 300, Deniz Bey 250, Eda Hanım 110. Deniz Bey'deyiz. Uşağın Ulusu. Uşak'tan misafirimiz Deniz Bey, Uşağın Ulusu'ndan 50 puan kazanabilir. Milli parklarımızdan alıyoruz. Adıyaman sınırları içinde tarihi kalıntıların bulunduğu alandır. Nokta Nokta Dağı Milli Parkı. Süremiz başladı. Nemrut. Nemrut Dağı Milli Parkı. Bu cevapla ikincilik yarışında puanlar eşitlenir mi? Tebrikler. 300'e 300 oldu. Ebru Hanım'dayız. Buyursunlar. Isparta'nın ığısı. Isparta'dan misafirimiz Ebru Hanım da kendi şehrini seçti. 80 puanı var. Alışverişten alacağız sorumuzu. Alışverişte ödemeyi veresiye defterine kaydederek erteletmektir. Süremiz başladı. Yazdırmak. Yazdırmak. Isparta'dan misafirimiz Ebru Hanım liderlik koltuğuna geçer mi? Tebrik. Ve Tayfun Bey İstanbul'dan misafirimiz seçiyor harfini. Rize'nin R'si. Rize 80 puanı var. Sorumuzun kategorisi araç gereçler ve şöyle sorulmuş. Taş, toprak gibi malzemeleri taşımaya yarayan iki kollu tek tekerlekli araçtır. Süremiz başladı. El arabası. El arabası. Görelim. Kutlarız. Ve ben bilirimin ısınma turunun son harfi Eda Hanım'ın harfi. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ımızla tamamlıyoruz ilk turu. Kategorisine spormuş efendim, geliyor. Resmi kurallarında topun statüsü top canlı ya da ölü olabilir şeklinde ifade edilen spor dalıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tayfun Bey. Basketbol. Basketbol. Görelim. Kutlarız. Efendim böylece ilk turumuz geride kaldı. 24 sorumuzu geride bıraktık. Puanlarımıza bakacak olursak Tayfun Bey başarılı bir ilk tur geçirdi. 530'la liderlik koltuğunda. Ebru Hanım 380'le ikincimiz. Deniz Bey 300'le takibi sürdürüyor. Eda Hanım da 110 puanla ısındı ilk turumuzun ardından. Bakalım ikinci tur hangi misafirimize neler getirecek ve finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için ikinci tura geçelim efendim.
Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuza başlıyoruz. Harf tablomuz Deniz Bey için geliyor. Eşim Pınar'ın P'si. Pınar Hanım'ın P'si 90 puan kazandırabilir. İlk soru edebiyattan ekranda. 400. doğum yıl dönümü sebebiyle UNESCO'nun 2009'u anma yılı olarak ilan ettiği Cihan Nüma eserinin yazarıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Eda Hanım. Katip Çelebi. Katip Çelebi. Eda Hanım ikinci tura 90 puanla başlar mı? Kutlarız. İkinci sorumuz için Ebru Hanım'dayız. M aradım. Diğer kardeşimi söyleyecektim. Yok. Evet, bu turda M harfimiz yokmuş Ebru Hanım. O zaman... Deniz'in D'si. Deniz'in D'si. 90 puan kazanabiliriz. Yiyeceklerden geliyor. Ülkemizde birçok bölgede yetişen ahlat meyvesinin diğer adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ahlat meyvesinin diğer adı ne olabilir? Bir kutu açmadan Deniz Bey. Yaban. Aa, Mersin'i diyecektim. Yok, çıkmadı. Peki efendim, yok. Gelmedi. Buyurun Eda Hanım. Yaban armudu. Yaban armudu. Deniz Bey'den yabanı aldık. Eda Hanım armudunu ekleyip 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, Eda Hanım 2'de 2 yaparak başladı ikinci tura. Güzel bir başlangıç oldu. Ekranımıza da aradığımız bitkinin görseli geldi efendim. Yiyeceğin görseli geldi. Şimdi sorumuzun sahibi Tayfun Bey. 3. harfe gidiyoruz. Kardeşim Berke'nin B'si. Berke'nin B'si 120 puan. Tabirlerden gelecek şu soru. Saygısızca ve gönül kırıcı biçimde çok konuşan kimseler için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. 120 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Eda Hanım. Dili pabuç kadar. Dili pabuç kadar. Eda Hanım 3'te 3 yapar mı? Tebrikler. Eda Hanım ikinci tura geçerken ne oldu? Meğerse benim alanım buymuş. İkinci bölümmüş. Evet, Eda Hanım ilk turda açılışı geç yapmıştı, evet. Ama ikinci turda şu an seri bir puanı var. Maşallah. 400'ü gördü maşallah diyelim. Ve ikincilik koltuğunda Eda Hanım, tebrik ederim. Şimdi Eda Hanım seçiyor. Yumuşak G. Yumuşak G 130 puanı var. Tarihi yapılardan alacağız sorumuzu. Dünyanın 7 harikasından biri sayılmış, Efes'te bulunan ve tarihi antik çağlara kadar uzanan yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Artemis Tapınağı. Artemis Tapınağı. 130 puan kazandırır mı? Tebrikler. Efendim ilk 4 sorumuzun ardından sıralama etkilendi epey, tablo epey etkilendi. Bakacak olursak Tayfun Bey 530'la hala liderlik koltuğundaki yerini koruyor. İkincilik koltuğunda Ebru Hanım var 510, Eda Hanım 400'ü gördü, Deniz Bey de 300 puanda. Şimdi Deniz Bey seçecek harfimizi. Kızım Nehir'in N'si. Nehir'in N'si 160 puanımız var ve ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun kategorisi atasözleri, şöyle sorulmuş. İşini zamanında yapmayan kimse ileride zorluk çeker anlamındaki atasözümüzdür. Yazın nokta nokta, kışın nokta nokta. Süremiz başladı.
geldi. Bu turun en yüksek puanlı sorusunun puanı hangi misafirimize gidecek? Yazın nokta nokta, kışın nokta nokta. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Cevap şu an gelirse 130 puan kazanabiliriz. Son 40 saniyeye doğru ilerliyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 30 saniye. Bir kutu daha. 20 saniye. Deniz Bey. Yazın yorulmayan, kışın varsa alırım. Kuruyamaz. Yazın yorulmayan, kışın kuruyamaz. Görelim. Olmadı. Tayfun Bey. Yorulmadan varsa alırım. Gelmedi. Ebru Hanım. Yazın yorulmayan, kışın kurtulmaz. Oldu mu? O da olmadı. Eda Hanım. Yazın yorulmayan, kışın kurulmaz. Yazın yorulmayan, kışın kurulmaz. Gelir mi Eda Hanım? Görelim. Kutlarız. Ve puanlar daha da yaklaştı. 530, 510, 500, 300 şeklindeyiz. Ebru Hanım'a dönüyoruz. Şimdi Ebru Hanım seçecek. Urfa'nın Oğuz'u. Şanlıurfa'mızda 130 puanımız var. Kategorimiz ekonomi. Soru şöyle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İngiltere ve Almanya'da temsilciliklerinin bulunduğu iki şehirdir. Süremiz başladı. İkinci kısmı buldum da ilk kısmı bulamadım. İsviçre, Frankfurt. İsviçre ve Frankfurt mu o Almanya, Frankfurt. Almanya ve Frankfurt mu o iki şehir? Görelim. Olmadı. Buyurun Eda Hanım. Londra, Frankfurt. Londra ve Frankfurt mu o iki şehir? Görelim. Kutlarız. Evet, ülkesi ve şehri diye düşündü Ebru Hanım. Ülke ve evet, şehir diye düşündü. Evet, İngiltere kısmını görmemişim oradan. Evet, Eda Hanım tamamladı ve lider değişti. Eda Hanım ilk kez liderlik koltuğuna geçti. 630'la tebrik ederim Eda Hanım. Teşekkür ederim. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yer alan bilgi şöyleydi. Hali hazırda Merkez Bankası'nın New York, Londra, Frankfurt, Tokyo, Doha, Kuala Lumpur, Pekin ve Washington'da temsilcilikleri bulunmaktadır der. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yer alan bilgi. Tebrikler bir kez daha Eda Hanım'a. Ve Tayfun Bey'deyiz yeni harfimiz için. Babam İlhan'ın iyisi. İlhan Bey'in iyisi. 90 puanımız var. Sorumuzun kategorisi anlam bilgisi ve ekranda. Yaklaşık bir değerlendirmede bulunmak veya bir olayı önceden kestirmek anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Tahmin etmek. Tahmin etmek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Liderlik yarışında fark 10'a düştü. 630'a 620 ve Eda Hanım seçecek. Ankara'dan misafirimiz buyursunlar. Samsun'un sesi. Samsun'umuzda da 100 puanımız varmış. Bu kez de dizilerden alacağız. Soru şöyle. Nusret Baba, Herodot Cevdet, Kirli adlı karakterlerin bulunduğu nostaljik dizidir. Süremiz başladı. Ekmek Teknesi. Ekmek Teknesi. Doğru mu? Tebrikler.
Son durum. Eda Hanım 730, Tayfun Bey 620, Ebru Hanım 510, Deniz Bey 300. 4 misafirimiz de final şansını sürdürüyor. Deniz Bey seçiyor. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si. 90 puan kazanabiliriz ve tabirlerden alacağız. Şöyle sorulmuş. Lüzumsuz konuları haddinden fazla konuşan kişiler için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Eda Hanım. Çenesi düşük. Çenesi düşük. Doğru mu? Tebrikler. Deniz Bey, ne diyorsunuz Eda Hanım'ın performansa? Maşallah maşallah. Maşallah. Az önce Ebru Hanım'a maşallah aynen diyor Deniz Bey. İkinci tur ona yaradı. İkinci tur Eda Hanım'a yaradı. Eda Hanım tabii stüdyoya ilk girdiği an çok heyecanlıyım. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken o rahatlamayı ilk turun ardından evet galiba yakaladık. Tebrik ederim efendim. Çok 820 oldu. Şimdi Ebru Hanım'dayız. Isparta'dan misafirimiz Ebru Hanım seçiyor. Trabzon T'si. Trabzon'umuzda da 110 puan var. Genel kültürden alıyoruz sorumuzu. Tedavi ve rehabilite edici hizmetleri almak için yapılan planlı seyahatlere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Son yıllarda ülkemize de bu konuda ciddi bir akın var. Ne olabilir aradığımız cevap? Tedavi ve rehabilite edici hizmetleri almak için yapılan planlı seyahatlere verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Deniz Bey. Medikal turizm. Medikal turizm. Az önce kaçırmıştı Deniz Bey. Bu kez 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Ve şimdi soru seçme sırası. Tayfun Bey'de harf tablosundayız. Hakan'ın E'si. Hakan'ın E'si. 100 puanımız var. Bu kez de sağlıktan gelecek Tayfun Bey için şu soru. Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden veya etten insana bulaşan bruselloza denilen hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden veya etten insana bulaşan bruselloza denilen hastalık. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 60 puanımız. Buyurun Eda. Malta humması. Malta humması. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 880 yaptı Eda Hanım tablosunu. Hatta Sağlık Bakanlığı'nda şöyle bir bilgi aktarılmış. Der ki Malta humması, Akdeniz humması da denilen Brucella bakterilerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. En sık enfekte olan hayvanlar arasında sığır, domuz, keçi, koyun, deve, köpek vardır ve bu hayvanlardan insanlara bulaşır. İnsanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Hasta hayvanlarla direkt temasla cilt ve solunum yoluyla da bulaşabilir der Sağlık Bakanlığı. Puanı da Eda Hanım'a gitti. Bir kez daha tebrikler efendim. Teşekkürler. Devam ediyoruz Eda Hanım'la sorumuzu seçerek. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 110 puana sahip, futbol terimlerinden gelecekmiş sorumuz. Konuşulan konuyu saptırmak anlamında da kullanılan futbol terimidir. Süremiz başladı.
Topu taca atmak. Topu taca atmak. Özellikle Deniz Bey ve Tayfun Bey kafa sallıyorlar şu an cevaba. Onaylıyor rakipleri. Görelim. Tebrikler. Futbol terimleri deyince sekse de bize gelse bakışlarını ya. Sonra kafa sallamalara döndürdük. Hazırlanmıştık ama. Tebrikler efendim. Kaldı elimizde artık son 8 sorumuz. Buyursunlar Deniz Bey. 4 misafirimiz de final şansını sürdürüyor, hatırlatmış olalım. Ekrem İnesi. Ekrem İnesi 120 puan coğrafyadan alacağız şu sorumuz. Dünya üzerindeki bir noktanın paralel ve meridyenlere göre bulunduğu yere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Matematik konum. Matematik konum. Bu cevap Ebru Hanım'ı ikincilik koltuğuna taşır mı? Kutlarız. Son 7 soruya girerken final avantajı Eda Hanım ve Ebru Hanım'da efendim. 10 puanlık fark var ikincilik yarışında. 620-630. Ebru Hanım'dayız. Giresun'un G'si. Giresun 110 puanımız var. Genel kültürden alıyoruz. Günümüzde adli sicil kaydı olarak bilinen dokümanın geçmişte anıldığı isimlerden biridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Eda Hanım. Arz hal belgesi. Bir daha alabilir miyim? Arz hal belgesi. Arz hal belgesi oldu mu? Hayır dediler. Arz hal belgesi değilmiş Ebru Hanım. Arz hal belgesi. Hal. Aynı oldu sanki ama. Hal aynısı mı oldu? Aynı oldu. Hal. Tamam bir daha soralım. Görelim. Olmadı. Arz hal belgesi değilmiş. Ne olabilir Deniz Bey? Suç hal belgesi. Suç hal belgesi. 110 puan kazandırır mı? O da olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Eda Hanım. İyi hal belgesi. İyi hal belgesi. Görelim. Tebrikler. Evet bu akşam 1000'i aşan ilk misafirimiz Eda Hanım oldu. 1090 puana ulaştı. Ben bir an cevaptan şüphe ettim. Acaba dedim Eda Hanım'ın verdiği cevap farklı mıydı? Farklı bir kelime söyledi diye düşündüm o an. Evet. Evet o kadar yoğunlaşıyoruz ki bazen hani rakibin söylediğini de duyamayabiliyoruz. Evet. Eda Hanım'ı tebrik ederiz. Diğer misafirlerimize de çabalarından dolayı teşekkür ederiz. Sorumuzun sahibi şimdi Tayfun Bey son 6 harf finale. Zonguldak. Zonguldak 90 puan anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Güçlenmek, gelişmek, büyümek gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Deniz Bey. Palazlanmak. Palazlanmak. Doğru mu? Tebrikler. Final turuna kaldı son 5 harf ve finali garantileyen isim Eda Hanım. Finalde rakibini arıyoruz. 1090 puanı var Eda Hanım'ın. Rakibi kim olacak? 630 puanlı Ebru Hanım mı? 620 puanlı Tayfun Bey mi? 480 puanlı Deniz Bey mi? Buyursunlar Eda Hanım. Adana'nın ağası. Adana 150 puan. Sorumuzun kategorisi repliklermiş. Geliyor. Tatar Ramazan adlı filmde Kadir İnanır'ın meşhur repliğidir. Süremiz başladı. Ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozarım. Finali garantileyen Eda Hanım buradan da 150 puan alır mı? Kutlarız. Kaldı 4 harf ve ikinci finalistimiz belli değil. Deniz Bey ile başlıyoruz son 4'e. Yalova'nın Y'si. Yalova 100 puana sahip deyimlerden geliyor efendim.
sözünü yerine getirmemek veya borcunu ödememektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Final turu öncesi kritik sorularımızdan biri ekranda. Sözünü yerine getirmemek veya borcunu ödememek. Özellikle ikincilik yarışında puan farkı çok az. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Eda Hanım. Çamura yatmak. Çamura yatmak. Doğru mu? Kutlarız. Az önce Eda Hanım'ın misafirleri, taraftarları enerji yolluyorlardı. Galiba enerji fazla geldi. Eda Hanım 1310'u gördü efendim. Tebrikler. Ve son 3 sorumuz heyecanla geçecek. O da belli oldu. Çünkü ikincilik yarışında 10 puanlık fark var. 630-620. Deniz Bey de gelecek bir cevapla hemen oraya ortak olabilir. Şimdi Ebru Hanım'dayız. Iğdır'ın ısı. Iğdır. 110 puanı var. Kategorimiz müzik. Sorumuz şöyle. Kalbin Kadar Yakın, Neden adlı albümleri bulunan müzik grubudur. Süremiz başladı. Gece Yolcuları. Gece Yolcuları. Cevap doğruysa Ebru Hanım final avantajını biraz daha artıracak. Görelim. Kutlarız. Son iki soruya girerken cevabımızdaki Gece Yolcuları'nın da fotoğrafı geldi efendim. Şimdi Tayfun Bey'deyiz. Buyursunlar. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si. 150 puanı var. Eğer cevap 10 saniyede gelirse Tayfun Bey ikincilik koltuğuna geçebilir. 620-740. Sorumuzun kategorisi atasözlerinden. Ekranda efendim. Konuşarak değil, çalışarak başarılı olunacağını anlatan atasözümüzdür. Nokta 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 yürümez. Süremiz başladı. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu cevapla final avantajı Tayfun Bey'e geçer mi? Kutlarız. Ve düğümü çözecek o son sorumuz. Eda Hanım rahat finalde ama en kritik soru şu anki soru olacak. Rakibi Tayfun Bey mi yoksa Ebru Hanım mı olacak? Deniz Bey'in şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Eda Hanım'dan sekmezse Tayfun Bey finalde, sekerse Ebru Hanım'ın şansı var. Buyursunlar harf tablosu. Üzümün üsü. Üzümün üsü 140 puan değerinde. Sorumuz deyimlerden geliyor. Yüksek sesle ve olanca gücüyle bağırmak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Deniz Bey. Yeri göğü inletmek. Yeri göğü inletmek. Deniz Bey'in bu cevabı Eda Hanım ve Tayfun Bey'i finale taşır mı? Görelim. Kutlarız. Deniz Bey durdu durdu en kritik soruda devreye girip puanı aldı. Tebrik ederiz Deniz Bey. Sağ olun. Efendim, teşekkür ederim. Nihai tablomuza bakacak olursak 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda 1310'la Eda Hanım finalde, rakibi ise ikinci turumuzu uzun süre lider götüren Tayfun Bey 770 puanla. Kutlarız. Evet, son iki soruya girerken avantaj Ebru Hanım'daydı. Çok güzel yarıştı bu akşam Ebru Hanım'da. Frankfurtlu soru beni götürdü. Frankfurt, evet. Orada İsviçre mi demiştiniz? Yok, Almanya'ya dönmüştünüz aslında. Onu da döndüm de yani Londra'yı kaçırmışım orada. Evet. Boşluğuma denk geldi. Dediğiniz gibi kritik bir soruydu. Evet. Oradan puan gelseydi şu an finalde olacaktı Ebru Hanım. Evet. Sağlık olsun diyelim ama Ebru Hanım
Yine de finale yükselen Tayfun Bey ile sadece arasında 30 puanlık fark var. Çok güzel yarıştı. Üçüncümüz Deniz Bey de son ataklarıyla o gruba yaklaştı. 620 puana ulaştı. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Efendim birazdan final turumuz var. Final turumuza geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden, Isparta'dan misafirimiz Ebru Hanım. Ne dersiniz bu akşama dair? Güzel bir yarıştı. Finale kalan arkadaşlara başarılar diliyorum. Burada olmaktan mutluydum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Zaten az önce de söylediğim gibi performans çok iyiydi. Evet. Dört misafirimizin de iyiydi ve son sorular belirledi. Ayaklarınıza sağlık. Emek verip geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz ben efendim. Ben teşekkür ederim. Ebru Hanım İngilizce öğretmenimizdi. Evet. Bundan sonraki meslek hayatınıza da başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ve Deniz Bey, biz Deniz Bey ile 8 yıl sonra buluştuk dedik. Evet. Bir kez daha bir araya gelip bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Sizin adınıza nasıl geçti Deniz Bey? Yarışma performansım biraz tutuktu ama sizle tekrar bir arada olmak, arkadaşlarla beraber olmak çok güzeldi. Hak eden arkadaşlar finale kaldı. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Deniz Bey. Enerjiniz her zamanki gibi harikaydı yine. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk yarıştığımızda Deniz Bey'le küçük bebeği süper bulmacada bir aradaydık. İkincisinde yine küçük bebeğimiz var bu akşam da stüdyomuzda. Bir sonraki formatta da bakalım Deniz Bey üçüncü çocukla gelir mi? Sürprizlere hazır olalım. Teşekkürler tekrar Uşak'tan misafirimiz ben Deniz Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kulaklarını çok çınlattık. Daha önce bir arada olduğumuz Alper Bulca yarışmacımız. Evet. Ve çok selamları var size. Bizden de ailelerine de saygılar efendim. Kendilerine çok de saygılar. Var. Teşekkürler Deniz ben Bey. Ben teşekkür ederim. O zaman artık final turumuza geçelim. Final turunda şu an 3 soruluk avantajı var Eda Hanım. Eda Hanım mı yoksa geriden gelip Tayfun Bey mi bu akşamın birincisi olacak? Hadi onu görmek için birlikte finale geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim günün birincisini belirlemek için Ankara'dan ve İstanbul'dan misafirlerimizle geldik artık. Son turumuza, final turumuza. 3 soruluk avantajı var Eda Hanım'ın. İlk kategorimizde Tayfun Bey seçecek. Hazır mısınız Tayfun Bey? Evet hazırım. O zaman buyursunlar bu akşamın final kategorileri geliyor. Final turumuzda tescilli lezzetler, trafik, genel kültür, edebiyat ve sinema var. Hangisiyle başlayalım Tayfun Bey? Trafik Bursa. Trafik Bursa. Finalin ilk sorusu ekranda. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyri için belirlenen ölçülerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Son 20 saniye. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da geliyor. Buyurun Tayfun Bey. Gabari. 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 Cevap doğruysa fark iki soruya düşer. Gabari doğru mu? Kutlarız. Kalan 9, fark 2. Eda Hanım seçecek ilk sorusunu. Genel kültür O. Peki efendim. Genel kültürü de O harfinden alıyoruz. UNESCO tarafından dünya somut olmayan kültür mirası listesine eklenen Türk hikayesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tayfun Bey. Baba Korkut. Baba Korkut. Cevap doğruysa fark bir soruya düşer. Baba Korkut. Görelim. Olmadı Eda Hanım. Dede Korkut. Dede Korkut. Fark yeniden 3 soruya yükselir mi? Dede Korkut cevabıyla Eda Hanım'ın. Görelim. Tebrikler. Galiba Tayfun Bey'in cevabından sonra canlandı değil mi Eda Aynen. Hanım? Evet tebrik ederiz. Sağlık olsun diyelim Tayfun Bey'e de. Elimizde kaldı 8 soru. Farkımızsa 3 soru Tayfun Bey seçiyor. Trafiği bitirelim Urfa. Peki efendim. Trafiğin ikinci ve son sorusu geliyor Şanlıurfa'dan.
Limitin dolması halinde sürücü belgesine el konulabilen, trafikteki ihlallerin yaptırımlarında kullanılan ölçüttür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Son 10 saniye. 6 saniye Tayfun Bey. Ceza puanı. Ceza puanı. Limitin dolması halinde sürücü belgesine el konulabilen, trafikteki ihlallerin yaptırımlarında kullanılan ölçüt. Ceza puanımı görelim. Kutlarız. Kalan 7, fark 2. Sorunun sahibi Eda Hanım. Genel kültür Y diyelim. Peki efendim, tamamlıyoruz genel kültürü de Y harfimizle. Drakula'nın şatosu olarak anılan Bran Kalesi'nin de bulunduğu ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tayfun Bey. İspanya. İspanya. Cevap doğruysa fark bir soruya düşer. Bran Kalesi'nin de bulunduğu ülke İspanya mı? Görelim. Olmadı. Bu soruda sadece bir kutu açma hakkımız var. Ve o kutumuzu açıyoruz. Buyurun Tayfun Bey. Romanya. Romanya. Az önce İspanya ile farkı azaltamamıştı Tayfun Bey. Bu kez Romanya ile bire düşürür mü görelim. Tebrikler. Kalan 6, farkımız 1 soru. Sorunun sahibi Tayfun Bey. Sinema Frankfurt olsun. Peki efendim, sinema Frankfurt geliyor. Taner Birsel ve Başak Köklükaya'nın rol aldığı 2001 yapımı Zeki Demirkubuz filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda sadece bir kutu açma hakkımız var. Taner Birsel ve Başak Köklükaya'nın rol aldığı 2001 yapımı Zeki Demirkubuz filmi için o kutuyu açıyoruz. 15 saniye. Buyurun Eda Hanım. İtiraf. İtiraf. Cevap doğruysa fark yeniden 2 soru olur. İtiraf. Doğru mu? Kutlarız. Kalan 5, fark 2. Eda Hanım'la devam ediyoruz. Edebiyat Rize. Edebiyat Rize. Bu kategorinin de ilk sorusu ekranda efendim. İnsanın bilinçaltını, olayların ruh dünyasına etkilerini anlatan edebi türdür. Süremiz başladı. Psikolojik roman. Bir daha alabilir miyim? Psikolojik roman. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler Tayfun Bey. Psikolojik roman. Psikolojik roman. Puan Tayfun Bey'e gidip fark 1'e düşer mi görelim. Kutlarız. Evet. Pisi ayrımında evet sistem Eda Hanım'ın notunu kırdı. Tayfun Bey'e yazdık. Efendim böylece kaldı elimizde. Son 4 soru, farkımızsa 1 soru. Şimdi sorumuzu seçecek Tayfun Bey.
Tescilli Lezzetler Trabzon. Tescilli Lezzetler'in de ilk sorusu Trabzon'dan ekranda. Kendine özgü bir ocakta pişirilen et, patlıcan, patates, domates ve sarımsak kullanılan tescilli lezzettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Eda Hanım. Tandır kebabı. Tandır kebabı. Tandır kebabı değilmiş diyor Eda Hanım. Görelim. Olmadı Tayfun Bey. Testi kebabı. Testi kebabı. Cevap doğruysa Tayfun Bey final turumuzda ilk kez lider olur. İkinci ve son hakkını kullanıyor Tayfun Bey. Testi kebabı doğru mu? Yine olmadı. Sadece Eda Hanım'ın buton hakkı kaldı. Kendine özgü bir ocakta pişirilen et, patlıcan, patates, domates ve sarımsak kullanılan lezzet Eda Hanım. Tokat kebabı. Tokat kebabı. Tandır kebabı dedik, sığdıramadık. Testi kebabı dedik, olmadı. Tokat kebabı farkı iki soruya yükseltir mi? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 3. Aradaki farkımız 2 soru efendim. Şimdi Eda Hanım seçecek. Eğer 10 saniye içinde cevap gelirse Eda Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Sekerse Tayfun Bey'in şansı devam edecek. Buyursunlar. Tescilli lezzetler Dide. Peki efendim. Tamamlıyoruz tescilli lezzetleri. Buyursunlar. Yuvarlak, oval şekilli, taneli, Erzurum'un coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biridir. Nokta nokta şeker fasulyesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Yuvarlak, oval şekilli, taneli, Erzurum'un coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri için bir kutu açalım. Buyurun Tayfun Bey. Nergis, şeker fasulyesi. Nergis, şeker fasulyesi. Cevap doğruysa fark 1'e düşer. Tayfun Bey şansını bir sonraki soruya taşır. Nergis, görelim. Olmadı. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Son 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye. Buyurun Tayfun Bey. Nurcan. Nurcan şeker fasulyesi. Nurcan aynı zamanda Tayfun Bey'in kız arkadaşının ismi. Bugün sıklıkla her yerde bir şekilde Nurcan ismini duyuyoruz. Görelim. Olmadı. Ve Eda Hanım buyurun. Nirvan. Nirvan şeker fasulyesi. Doğruysa yarışma biter. Değilse bir sonraki soruyu birlikte görürüz. Doğru mu? Hayır dediler ve efendim toplam 4 hakkımızı kullandık. Aradığımız cevap gelmedi. Peki o coğrafi işaret tescilli lezzet neymiş birlikte görelim. Narman şeker fasulyesiydi aradığımız cevap. Artık kritik eşiğe ulaştık. Kalan soru sayısı 2, aradaki fark 2. Sorunun sahibi Tayfun Bey. Gelirse cevap son soruyu birlikte göreceğiz. Gelmezse şartlar değişecek. Buyursunlar. Sinema H. Sinema H harfi. Sorumuz şöyle sorulmuş. 2017'de vizyona giren Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek ve Ersin Korkut'un rol aldığı filmdir. Süremiz başladı. Kolonya Cumhuriyeti. Kolonya Cumhuriyeti. Cevap doğruysa ben bilirim de bu akşamın birincisini son soru belirler. Görelim. Kutlarız. Evet, bu akşam yine çok güzel yarışan iki değerli misafirimizle son sorumuza kadar geldik. Bakalım birincimiz kim olacak? Avantaj Eda Hanım'da.
puan olarak. 10 saniye avantajı da sorunun sahibi olduğu için Eda Hanım'da olacak. Sekerse Tayfun Bey'in şansı devam ediyor. Geliyor kategori ekranı. Edebiyat P. Edebiyat P harfi ekranda. Bu akşamın birincisini belirleyecek o soru. Charles Bukowski'nin meslek hayatının bir döneminde çektiği sıkıntıları anlattığı ilk romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Son 15 saniyeye giriyoruz. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da açılıyor. 10 saniye. 10. Buyurun Tayfun Bey. Pastore. Pastore. Cevap doğruysa Tayfun Bey bu akşamın birincisi olacak. Pastore. Doğru mu? Hayır dediler. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve iki misafirimiz de butona gitmedi. Bu akşamın birincisi de netleşti. Eda Hanım oldu. Pastore ile bir denedik. Alkış. Peki ben de sizi alkışlıyorum. Evet, bu akşamki misafirlerimizin yakınları sağ olsunlar. Kim puan alırsa alkışladılar ki şu anda da sonucu alkışlıyorlar. Ama önce bakalım cevabımız neymiş efendim? Pastacı Charles Bukowski'nin efendim? Pastacı mı? Pastacı mı acaba aradığımız o ilk romanı birlikte görelim. Postaneydi aradığımız cevap. Kaçırdıklarımız oldu. İşte hızlı gelen cevaplarımız oldu derken nihai tablomuz şöyle. Eda Hanım Ankara'dan misafirimiz, 1910'la birincimiz, 1770'le de İstanbul'dan Tayfun Bey ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Tayfun Bey, nasıldı yarış? Çok güzel bir yarış oldu. Eda Hanım'ı tebrik ederim, çok güzel yarıştı. Hak etti de. Burada olmak çok güzeldi. Bu ortam gayet keyifli bir yarışma oldu. Teşekkür ederiz efendim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Belki yarışmada ikinci oldunuz ama evet. Nurcan Hanım'ın kalbini daha çok kazandığınızı düşünüyorum. Evet. Ara ara serpiştirerek cevaplara, harf seçerken derken, Narman şeker fasulyesi yerine Nurcan şeker fasulyesi diyerek derken güzel, keyifli bir yarış oldu. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim Tayfun Bey. Evet. Bu arada ikinci tur performansınız, pardon ilk tur performansınız çok iyiydi. İkinci turda biraz durduk ama finale de yürüdük, güzel de yürüdük. Tekrar tebrik ederim. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Ve Eda Hanım. İlk turu dördüncü sırada mı tamamlamıştık Eda Hanım? Evet, sonuncu tamamlamıştık. Evet, ikinci turdaki atakları finale avantajlı yükselmesini sağladı. Finalde de birincimiz oldu. Öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok keyifli bir ortam. Tüm arkadaşlarım çok çok iyiydi. Tayfun Bey özellikle çok çok iyiydi. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Güzel. Bir ara o psikolojik roman durumunda. İnatla da sordunuz ama inatla da psikolojik dedim buna. Benim de bir içim orada cız etti çünkü evet. Hani ondan dolayı kaybetseydiniz üzülürdünüz ama sonra denge bir şekilde kuruldu. Daha sonra da Tayfun Bey'in yine attığı Baba Korkut, evet. Dede Korkut pası etkili oldu. Tüm bunlarla güzel, keyifli bir yarış geride bıraktık. Tekrar tebrik ederim çok Eda Hanım'a. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Artık Eda Hanım'ın da ödülünü takdim edelim efendim. Sevgili seyirciler, bu akşam da dört değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda günün birincisi Ankara'dan misafirimiz Eda Hanım. 1910 puana ulaştı. Aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Çok teşekkür tekrar ediyorum, tebrik çok ederim. Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.